İsmail Kartal'dan gelen bir açıklama var. Diyor ki oğlumun kafası şişmiş, çocuğa vurmuşlar burada, nasıl olacak, nasıl düzelteceğiz bu işleri diyor. Tam da işin psikolojik boyutundan bahsederken evet, bu da çok önemli açıklamalardan bir tanesi. Neler söylersiniz? Ya bir de orada aslında İsmail Hoca ne dedi biliyor musunuz orada da? Ben açıklamasını canlı dinledim. Yani diyor biz diyor oyuncumuz diyor tribünlere diyor bir hareket yapmadı diyor. Kışkırtıcı hiçbir, özellikle maçtan önce oyuncularıma dedim ki tribünlerle kesinlikle dalaşmıyorsunuz, bakmıyorsunuz, sadece işinizi yapıyorsunuz. Eğer ki diyor benim bir oyuncum diyor tribünlere diyor istenmedik çirkin bir hareket yapsaydı ben oyuncumu zaten cezasını kendim verirdim, onu oyundan bile alabilirdim dedi. Yani kulağını çeker. Yani İsmail Hoca o kadar aslında takımı hazırlamışlar ki burada herhangi bir olay olmasın, temiz maçımızı yapalım, dönelim. Yani biz hiçbir türlü diyor Trabzon seyircisine diyor maç içinde diyor en ufacıkta diyor bir terbiyesiz saygısızlık yapmadık. Sahaya pet şişe atıldı diyor, su atıldı diyor. Ben kendi ellerimle diyor topladım diyor, kenara attım diyor. Normalde sahaya yabancı madde atılır. Hocanın da kafasına geldi yabancı madde. Üstüne buz koydular. Kameralar gösterdi maç esnasında. Yere yatabilirdi. Oyuncular biz oynamıyoruz diyebilirdi. Maç içinde bizim can güvenliğimiz yok. Maçı tatil et. Biz çıkmıyoruz sahaya gibi söylemlerde de bulunabilirlerdi. Ve bunların hiçbirini ne teknik direktör ne futbolcular yaptı Fenerbahçe'de. Aslında sağduyulu bir şekilde bu maçın tamamlanıp düzgün bir şekilde hepsi eve gitmek istiyorlardı. Hiçbir, bakın Fatih abi sen de bilirsin. Özellikle şu anki Fenerbahçe'nin kadrosunda bu tarz bir oyuncu da yok. Yani eskiden bazen işte Volkan Demirel'in hırçınlığından bahsederdik. Emre Berezoğlu'nun hırçınlığından bahsederdik. Kendilerini tutmakta mesela zorlanan oyuncu. Ama şu anki Fenerbahçe'nin kadrosuna bakın. Pet şişenin yağdığı en çok olan kanat Ferdi Kadıoğlu'yla Dusan Tadic. Yani ikisi dünyanın en saygılı futbolcuları. Hepsi fair play'iyle bütün spor kamuoyunu takdir ettiği oyuncu. Yani burada şey yok. Kafada kurulmuş bir olay var Trabzon'da. Fenerbahçe sahaya çıkacak. Biz onların kafasına peçe yağdıracağız. Gerekirse sahaya gireceğiz. Oyuncu fark etmez. Üzerinde sarı lacivert forma olsun yeterli. Bu maksatta olan o kişiler olduğu gibi zaten maçı provoke ettiler. Yani onu anlatmayı toparlayacak olursak yani burada Trabzonspor'a karşı ciddi anlamda centilmence bir maç oynamaya çalışan bir takım vardı bugün sahada. Şimdi şiddetle alakalı hiçbir gerekçe tabii ki kabul göremez. Bunun altını çizerek sormak istiyorum. Şu yorumlarda beraberinde geliyor. 30 puan fark var liderle. Aranda bu neyin öfkesi? Bu neyin hırsı? Zaten kafa kafaya giden bir durum yok. Kafa kafaya giden bir puanlama yok. Nedir bu diye de özellikle sizler gibi kıymetli yorumcular da ard arda değerlendirmelerini yapıyorlar. Zaten işte bu da dışarıdan yorumunuza işaret ediyor doğrudan. Demek ki bu önceden planlanmış bir provokasyonun ötesinde bir durum bakıldığında. Şu maçı bu ülkede takip etmeyen yurt dışından bir futbol sever, dur şu maçı açayım bir izleyeyim dese, sonra maçı bittiğinde bu seyircinin sahibi acaba bu maç şampiyonluk maçı mıydı? Acaba bir şey mi oldu? Bak merak eder biliyor musunuz? Çok net söylüyorum. Çok merak eder. Ne oldu da bu kadar seyirci eline, az önce izleyicimizin dediği gibi, fikstürü alsa arada 30 puan fark var. Allah Allah der. Yani şok olur. Yani işi birbirine bağlayamaz. Zaten şiddetin hiçbirini tavsiye etmiyoruz ama hani görüntüye baktığın zaman ciddi anlamda derler ki acaba iki takım taraftarı son maç alan galip bir gaza geldi. Kendini kaybetti. Üzüntüden bunu yaptı. Hani kendi kendine yapacağı bir yorumdur mesela bu.